Yani Türkiye'de sadece randevu krizinin günümüzde başlamak gerekirse yani yanlış olur. Aslında 20 yıllık bir sürece bakmamız lazım. AKP'nin iktidara gelmesiyle sağlığın piyasalaştırarak başlamasıyla bakmamız lazım. Sağlık sektörü artık öyle bir hale getirdi ki performansın en fazla konuşulduğu bir alan oldu. Hastalarımızın hastanelere gittiklerinde tedavi olamadıkları, geri döndüklerinden dolayı artık hiç kimse bir şekilde randevu bulamıyor. Randevular tıkanıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde randevu bulmaktan gerçekten çok zorluk çekiliyor. 2017'de merkezi randevu sistemini kuran MHRS dediğimiz merkezi hekim randevu sistemi, hekimin seçebilirsin reklamıyla başlayıp ama günümüzde ise insanların saatlerce internet başında, telefon başında sisteme giremediklerini, artık randevu alamadıkları, girdikleri anda bile saniyeler içerisinde artık randevunun dolduğunu farkına varıyoruz. Bu da aslında açıkçası Sağlık Bakanı'nın defalarca defaten söyledim. Şöyle diyor, muayene sayıları övünen bir sağlık bakanımız var. Yani hastaların vatandaşını hasta ederek övünen bir sağlık bakanından bahsediyoruz. Biz bunun önüne geçemeyiz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin olmadığı bir noktada, aile hekimi sisteminin alt üst edildiği bir yerde randevuların hiçbir şekilde baş edemezsiniz. Çünkü her insan istediği bir hastanenin elini kolunu sallayarak gidememeli. Üçüncü basamak, ikinci basamakla direkt gitmemeli. Onun için birinci basamak aile hekimi sistemini güçlü kırmamız lazım. Oralara göç vermemiz lazım. Maalesef Türkiye'de bunu yapılmadığı için herkes randevu sistemine odaklandığından dolayı randevu ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Özellikle ileri uzmanlık dediğimiz bölümlerde randevu bulunamıyor. Ama şimdi şu an Türkiye, İstanbul'da cildiye randevu bulunamıyor. İleri uzmanlık alanı değil. Dahiliye dahi bulunamıyor. Nöroloji bulamıyorsun, beyin cerrahi bulamıyorsun, ortopedi bulamıyorsunuz. Çünkü ciddi anlamda bir tıkanmışlık var. Tüm sağlık emekçileri artık ülkede kaçıyorlar. Türkiye'de dünya ülkelerinin arasında, OECD ülkelerinin arkasında Kambanco'nun arkasında kalan bir hekim vatandaş sayısı mesela 1000'de 140-200 hekim düşmesi gerekir ama maalesef binlerce insana ancak bir hekim düşüyor. Hekim sayısı eksik, sağlık emekçilerin sayısı eksik, hemşire sayısı eksik. Eksik olunca hiç kimse hiçbir yere yetişemiyor. Sağlık Bakanı dünya ortalaması her bir hastaya 20 dakika ortalama süre verir. Dünya ortalaması öyledir. Her bir hasta için en az 20 dakika süreyle muayene etme süresi var. Çünkü ameliyat alacaksın, hikayesini dinleyeceksin, teşhisini koyacaksın, tetkikleri inceleyeceksin. Biraz zaman geçmesin. Maalesef Türkiye'de ise 5 dakika bir hasta muayene etme sırasına düşmüş. Şimdi 5 dakikada bir hasta kendini anlatsın mı, hekim muayenesini mi yapsın, tetkikleri mi gitsin, amenezi mi alsın, hani geçmişteki hikayesini mi alsın? Hiçbir şey yapamadığı için teşhisi net koyamıyor. Yani süreyi çok kısıtlandığından dolayı. Hasta ne oluyor? Geliyor, tedavi olamıyor. Tehliksiz oluyor, sürenin kısıtlamasından kaynaklı. Yani hekimin bilgi eksikliğinden dolayı değil, zamanın olmamasından kaynaklı olarak kendini veremiyor. Çünkü verdiğinde, bir hastaya ilgilendiğinde onlarca hasta kapının önünde bekleyecek. Ya kapının önünde bekleyen homurdamaya başlayacak ve bu da ne oluyor? Şiddet olarak bize dönüyor. Poliklinik sayısıyla övünen bir sağlık bakanı karşımızda. Bunu açıkçası ben vatandaşımı hasta ediyorum mantığını görüyor. Çünkü bir patron müşterisini bekler. Sağlık Bakanı bir özel hastanenin patronu olduğu için ben açıkçası öyle algılıyorum. İnsanları müşteri olarak görüyor. Sağlık çalışanları köle, hastanelere fabrikaya dönüştü. Eskiden sabah erkenden kalkıp kuyruğa girerdi. Evet kuyruklar vardı, kuyruğa girdi. Günün sonunda muayenesi olup evine dönebiliyordum. Maalesef günümüzde saatlerce, günlerce, aylarca internet ve telefon başında bekleyip randevu alamayan hastalarla karşılaşıyoruz.